Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen hafta benliklerin insanı yutan balıklar gibi olduğunu konuşmuştuk. Hazreti Yunus'un kıssası üzerinden kısaca böyle bir konuya değinmiştik. Biraz o konuyu biraz daha geniş bir şekilde irdeleyelim istedim. Aslında buradaki algımızı şöyle tarif edebiliriz. İnsan psikolojik düzeyde birçok düşünce ve duygu yaşar. Ve aynı zamanda da kendi varlığı olarak tanımladığı bedenini korumaya çalışır. O bedenin devamını sağlamaya çalışır. Aslında bunlar insana verilmiş enstrümanlardır. Yani mesela insan psikolojisinde hiç korku duygusu olmasaydı diyelim ki 10. kattan atlamaya dair içimizde bir korku hissetmezdik ve atlayabilirdik. Yani ne olurdu? Bedenimiz ölürdü. Çok öze bir şey olmaz ama ne olurdu? Bedene dair bir problem ortaya çıkardı. Dolayısıyla arzu dediğimiz ve korku dediğimiz unsurlar ve buna bağlı olarak diğer duyguları da düşünebilirsiniz. Bunlar kendimizi onlarla özdeş kılmak için, yani ben korkuyorum, ben arzu ediyorum şeklinde hissetmek için değil, biyolojik hayatı ve bu dünyadaki süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek için verilmiş enstrümanlar gibidir. Nasıl ki bir şoför dikiz aynalarını kullanır, işte bir araçtaki bazı göstergelere dikkat eder. İşte arabanın suyu tam mı? Arabanın balans ayarları düzgün mü? Arabanın yakıtı var mı? Azalmış mı? Vesaire. Nasıl bunları göstergeler üzerinden değerlendirir ve bunları değerlendirerek sağlıklı bir yolculuk yapar ve sağlıklı bir şekilde o aracı kullanır. Ama kendini araba zannetmez. Yani arabanın yakıtı bittiğinde kendisinin yakıtının bittiğini düşünmez. Ama bakın bu gibi örneklerde bile aslında insanın dili özdeşleşmeye eğilimli şekilde işliyor. Hani cep telefonunuzun şarjı bitince şarjım bitti diyorsunuz ve aslında hani ilginç bir zihinsel ve düşünsel özdeşim cümlesi kuruyoruz. Yani tabii ki hiç kimse telefon olduğunu zannetmiyor ama kullandığımız dil aslında bu bahsettiğimiz şeye çok iyi uyuyor. Hani araba eskidiğinde araba meskidi diyoruz. Ama bir insan düşünün kullandığı arabanın bütün unsurlarını kendisine dair bir olgu olarak tanımlasaydı burada büyük bir özdeşim olduğundan bahsedecektik. İşte araba kullandığım araba eskidi diyeceği yerde ben eskidim deseydi. Ama dikkat edin şunu da söyleyelim. Bazen eskiyen arabası yüzünden kendisinin de eskidiğini, arabasını yenilediği zaman kendisinin de yenilendiğini zanneden insanlar vardır. Bu kendimiz de olabiliriz. Yani burada neyi kastediyoruz? İnsanda çok garip bir özdeşleşme eğilimi var. Yani bir mekanizma birçok şeyle kendimizi tanımlama tuzağına bizi düşürüyor. Hani burada çok maddi ve dışsal örnekler verdim, biraz anlaşılsın diye. Aslında
Bu gibi özdeşleşmelerin farklı türlerini çokça yaşıyoruz. Ama artık onları birer özdeşleşme olarak algılamıyoruz. Hani bir insan arabam eskidi diyor, ben eskidim demiyor. Ama bedeni yaşlandığında ben çok yaşlandım diyor. Bundan da hiç şüphe etmiyor. Ben yaşlandım. Yani sokakta ben yaşlandım diyen bir insana sen özdeşleşiyorsun denildiğinde ne alakası var? İşte bedenin yaşlandı demen gerekir dediğimizde şöyle bir hafif bir afallıyoruz yani. Hani neden afallıyoruz? Çünkü özdeşim var. İlişkilerimiz üzerinden özdeşim var. Mesleklerimiz üzerinden özdeşim var. Bir şeyi bilmek üzerinden ben çok bilgili biriyim veya ben bilgisiz biriyim. Yani burada olumlu veya olumsuz durumlar arasında bir özdeşleşme farkı yoktur. Olumlu bir şeyle de özdeşleşebiliriz, olumsuz bir şeyle de özdeşleşebiliriz. Yaptığınız veya yapmadığınız bir şey üzerinden de özdeşleşebilirsiniz. Mesela bir insan sizi eleştirdiğinde eğer bir özdeşleşiminiz varsa o eleştiriyi doğal bir şey olarak dinleyemezsiniz. Mesela yine bir güncel örnek vereyim. Mesela bazı insanlar vardır işte yemek yapar, kek yapar veya işte diyelim ki bir eşya üretir. Onunla o kadar özdeştir ki o eşyayı çok fazla onaylamamanız veya o kişinin yaptığı yemeği çok fazla beğenilir bulmamanız onu beğenmemişsiniz anlamına gelebilir. Ve o bunu öyle hissedebilir. Halbuki aslında söylediğiniz şey diyelim ki o yemeğin sizin damak tadınıza uymadığıdır. Bu kadar. Ama o kişi yaptığı yemekle veya yaptığı bir işle kendini çok özdeş gördüğü için o noktada bu olayı kendisiyle ilgili olarak değerlendirecektir. Kendisi üzerinden bunu değerlendirecektir. O yüzden mesela bir eleştiriyi nereden yorumluyorsunuz? Buna baktığınız zaman aslında eleştiri konusunda çok büyük bir özdeşleşme yaşadığımızı da görebiliriz. Yani birisi bir şeyi eleştiriyor. Diyelim ki yazmış olduğunuz bir yazıyı eleştiriyor veya yaptığınız bir işi eleştiriyor. Ama siz onu kendiniz olarak algıladığınız için o sizi eleştiriyor gibi gelir. Siz o yazıya, o işe kendinizden bağımsız bir şekilde gerçek kendilikten bağımsız bir şekilde bakamazsınız. Hatta işte hani insanlar birbirinin fiziksel yapılarına bakıp işte beni beğeniyor musun veya onu çok beğendim dediğinde emin olun ben çok böyle garipsiyorum yani. Diyorum bu insan ciddi mi söylüyor acaba yani? Hani seni çok beğendim. Neyi beğendin acaba? İşte çok güzelsin veya değil vesaire. Hani bu nedir aslında? Bu çok yaygın ve çok aslında aldatıcı bir özdeşleşim. Ama o kadar yaygın ki bundan şüphe edesimiz gelmiyor. Hatta bedenimiz üzerinden beğenilip beğenilmediğimiz o kadar doğal bir şey olarak karşılanıyor ki bunu sorgulamak tırnak içinde işte ya bu kadar derin konulara girmeye gerek yok, felsefe yapmamak lazım vesaire bir sürü tampon düşünceyle göz ardı ediliyor. O yüzden insanoğlunun bu dünyadaki en önemli çabası özdeşleşimlerin farkına varmak ve bunlardan ayrışmaktır. Bu sizin milletiniz olabilir, aileniz olabilir, yaptığınız iş olabilir.
Yani bunlar gibi dışsal unsurlar da olabilir. Daha da önemlisi psikolojik düzeyde ortaya çıkan düşünce ve duygular da olabilir. Buraya daha özgür bir yerden bakabiliyor muyum? Örneğin seni kıyasıya eleştiren birini sakince, hani bu insan ne diyor? Bunu dinleyebiliyor muyum? Yoksa içeride hemen bir reaksiyon mu oluşuyor? Hemen bir tepki mi oluşuyor? Hemen bir kendini savunma güdüsü mü oluşuyor? Veya bir insan sizi dinlemediğinde bu nasıl içeride bir işte o kendimi ifade edemedim hikayesine nasıl dönüşüyor? Değil mi? Bunlar aslında neler? Bunlar aslında günlük hayatta yaşadığımız güçlü özdeşleşimlerdir ve bunlar bizim hayatımızı o kadar işgal eder ki, o kadar zamanımızı, enerjimizi sömürür ki, bunlardan kurtulsak aslında ne kadar büyük bir yükün altına girdiğimizi fark edebiliriz. Bu ağır bir yüktür. Bir insanın aslında taşıdığı gerçekten ağır bir yüktür. Bedeninizin hikayesini kendi hikayeniz zannetmek. İnsanların sizi ne kadar anlayıp anlamadığı üzerinden kendinizi mutlu veya mutsuz hissetmek. Bir şey yapıp yapamamak üzerinden mutluluk veya mutsuzluk üretmek. Gerçekten insan için çok ağır bir yüktür. Ve bu yük kendi zihnimiz, bilincimiz tarafından oluşturulmuştur. Yani olabildiğince örneğin mutsuz olduğunuzu hissettiğiniz durumlara bakın. Mesela o mutsuzluk duygusu sizi bütünüyle içine alıyor mu? Yani bütünüyle böyle mutsuzum, böyle hani dolu dolu, değil mi? Bir insan aslında bir mutsuzluk duygusuyla öyle bir özdeşleşir ki kendini o an mutsuzluktan ibaret görür. Yani bu bir toz zerresinin bir insanı yıkması gibi bir şeydir aslında. Hani bunu bir benzetmeyle anlatacak olsak, aslında bir duygunun bizi yıkması, bize çarpan bir toz zerresinin hani beden anlamında bedenimizi yıkması gibi bir şeydir. Bu çok garip bir şeydir, değil mi? Hani bana bir toz zerresi çarptı ve yere düştüm dense, yani ne anlatıyorsun? Hani sen nasıl birisin denir, değil mi? Garip bir şeydir. Hani akıl almaz bir şeydir. Ama dikkat edin, bazen bir insanın bir sözü sizi yıkabiliyor. Niye yıkıyor acaba? Ben böyle çok dramatik durumlar görmüşümdür. Hatta böyle bir söz yüzünden böyle kala kaldım, yıkıldım. Ondan sonra işte şu hastalık bende başladı diyen insanlar vardır. Neden? Neden? Çok basit. Bir şeyle özdeşleşmişsindir. O özdeşleştiğin şey senin üzerinde artık güç ve tahakküm sahibidir. Artık sen o olaya doğal bir yerden bakamazsın. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki bir şey yazdınız ve beğenilmedi. Mesela buna nasıl bakabiliyorsunuz? Bu durumu nasıl algılıyorsunuz? Veya çok beğenildi. Bu durumu nasıl algılıyorsunuz? Beğenilmeyi veya beğenilmemeyi nerede kim yorumluyor? İşte takdir edildiğinizde ay çok mutlu oldum. Peki takdir edilmediğinizde o zaman çok mutsuz olduğum hikayesine dönecek. Yani bu bir sopanın iki ucu gibi bir şeydir. Ve siz sürekli olarak sopanın pozitif ucunda kalmak istiyorsunuz. Halbuki elinizdeki sopanın iki ucu vardır ve siz bundan asla hiçbir zaman kurtulamazsınız. Eğer onun üzerinden kendinizi yorumluyorsanız,
O olgu üzerinden yani kendinizi yorumluyorsanız, işte seviliyorsam, anlaşılıyorsam, değer görüyorsam, istediklerimi yapabiliyorsam, istediğim şeyleri alabiliyorsam çok iyiyim. Ama sevilmiyorsam, onaylanmıyorsam, dikkate alınmıyorsam, istediğim şeyleri yapamıyorsam, istediğim şeyleri alamıyorsam çok kötü olurum dediğinizde aslında siz bütün bunlarla teker teker özdeşleşmişsiniz demektir. Özdeşleşim aslında nedir? Bir insanın kendisini gerçek dışı bir şeye feda etmesidir. Gerçek dışı bir şeye kendimizi feda ederiz. Bunu yaptığımız zaman aslında kendimize kıymış oluruz. Yani bir insan bir olay nedeniyle yıkıldığında aslında kendine kıymış olur. O yüzden hadiselerle etkileşim içinde olan bir varlık mısınız? Hadiselerin böyle çarpıp düşürdüğü bir varlık mısınız? Önce dediniz ki özdeşleşme eğilimiyle doğuyoruz. Bunun peki farklı bir gerekçesi de olması lazım. Yani bunun bir nedeni var, bir faydası var bize. Orası neresi? Bu sınırlı ve göreceli şeyleri tam olarak idrak etmek için var olan bir eğilimdir. Yani bunu her zaman hatırlattığım gibi çocuğun oyun bilinciyle yorumlayabilirsiniz. Yani çocuğun oyun bilinci bakın çok önemli bir şeydir. Ve çocuk hani bunu öğretilerek edinmez aslında. Yani yapısında vardır. Nasıl ki insanoğlunun dil öğrenme potansiyeli vardır. İnsanoğlu bir dili öğrenebilme potansiyeliyle doğar. İnsanoğlu oyun oynayabilme potansiyeliyle de doğar. Fakat oyunu bakın çok önemli bir şeydir. Hem oyun oynar, hem oyuna ciddiyetle bakar ama oyunu gerçek olarak algılamaz. Bakın ciddiyetle gerçeklik arasında bir fark vardır. Bir çocuk oyunu ciddiyetle oynar. Ciddi ciddi oynar. Ama oyuna gerçek gözüyle bakmaz. Hatta ben bunu bir çocukta böyle merakımdan denedim. Dedim acaba gerçekten böyle mi? Böyle bir arkadaşımın evine gitmiştim. Çocuk işte mutfak eşyaları var böyle oyuncaktan. İşte o an yemek yapıyordu. İşte bana da bir çorba yapar mısın dedim. İşte kendince çorba yaptı falan, bir şey katıyor falan filan. Ondan sonra al dedi. Ben dedim bunun içinde çorba var mı dedim. Yani gerçek mi bu demek istedim. Bilincini gözlemlemek istedim. Şöyle bir tabağa baktı, bir bana baktı. İç iç dedi. Anlatabildim. Yani aslında bu çok fevkalade mucizevi bir şeydir aslında. Fakat biz o hani o oyun bir alıştırmadır. O oyun bir şeyleri yorumlama, anlama, anlamlandırmanın bir parçasıdır. Ama oyun ne zaman tehlikeli hale gelir? Gerçek zannettiğimizde tehlikeli hale gelir. Mesela bir insanın beni yok sayma oyunu. Olabilir yani. Bir insanın beni çok yüceltme oyunu. İşte atıyorum bazen oluyor. Sen kral ol. Tamam hadi kral olayım. Sen de hizmetçi ol. Tamam olalım. Ne yaparsa o oyunun içinde işte kral olmanın durumları deneyimlenir. Öbürü hizmetçi olma durumlarını deneyimler. Orada bir kısım duygu ve düşünceler ortaya çıkar ama o oyunu oynayan diyelim ki çocuklar veya yetişkinler bunu işte bu gerçektir, bu hakikattir diye ele almazlar. Ama o oyun oynanırken de bir şeyler fark edilir, bir şeyler deneyimlenir. İşte özdeşleşme eğilimimiz aslında bir şeyi çok güçlü bir şekilde sanki gerçekmiş gibi ama gerçek değil. Sanki gerçekmiş gibi deneyimleme sürecimizin
bir süre sonra gerçek olarak algılanmasının bir başka adıdır aslında. Ben sorumun cevabını çok güzel aldım. Yani o tiyatro oyununda herkesin rolünü oynayabilmesi için gerekli olan bir mekanizma, evet. Özdeşleşme. Evet. Ama özdeşleşerek, özdeşleşmeyi gerçek olarak değil, bir deneyim olarak algılamak. Hocam, dünya hayatının oyun inancı oluşumu, peygamberler o zaman gerçekten gerçek olmadığını o kadar farkında ki, Yusuf peygamber o kuyudan, hani o oyun, bu bir oyun. Sonraki yaşanacaklar da oyun. Ama gerçek değil. Evet. Hiç satılması, ne başına gelenlerle iftiralar. Evet. Sanırım bu şekilde baktığımızda hakikaten gerçek olarak algılamadıkları için sabırlı olabilmişler. Tabii yani çünkü bu hayatta hani gerçek değil derken burayı iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani oyun derken de iyi anlamamız gerekiyor. Yani oyun demek saçma sapan hani bana oyun oynama falan anlamında böyle bir dalga geçmek. Onun için hani dedim ya çocuk oyun oynar ama ciddi oynar. Ama o oyundaki olguların gerçek olmadığını da bilir. Bu çok fevkalade bir bilinç düzeyidir. İşte bunun aslında yetişkin olarak farkındalığına ihtiyacımız var. Çünkü biz büyüdüğümüz zaman bu süreci, bu anlamda oyunu, yani bu aslında kutsal bir oyundur deyim yerindeyse. Anlamlı bir oyundur. Hani yoksa saçma sapan manasında bir oyun değil yani. İşte oyun kurmak, tuzak kurmak anlamında saçma sapan bir oyun anlamında değil. Tanrısal bir oyundur. Kutsal bir temeli olan bir oyundur. Ama siz ona gerçek diye yapışırsanız yanılmış olursunuz. Bu şuna benzer. Yani bir tiyatro seyrediyorsunuz. Orada işte diyelim ki kral var, kraliçe var, işte vezir var vesaire var. Ve sonra siz oyun bitince o kral rolünü oynayana işte kralım ne yapacağız falan diyorsunuz. Bunu derseniz o oyunun bilincinde olan insanlar sizin şaşkın olduğunuzu en azından düşünürler. Dolayısıyla hayatta olumlu olumsuz birçok şeyle karşılaşırız. Bizden istenen şey o süreçlerin içinde fıtratımızın doğasıyla hareket etmektir. Yaşadığımız hiçbir şeyin bizi tanımlamayacağının bilincinde olarak, yaşadığımız hiçbir şeyin ne bizi var edeceği ne de bizi yok edeceği, bizi kötü bir noktaya getireceği tuzağına, algısına düşmeden. İşte o Yunus'un ifadesiyle yani ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Ama işte seviniyormuş gibi görünürüz. Ama gerçekten seviniyorsam orada biraz durup bir düşünmen gerekir. Hani maddi, dünyevi bir zenginliğe, bir imkana böyle gerçekten seviniyorsan, böyle dolu dolu seviniyorsan orada bir problem var demektir. Veya bir kayba, bir eksikliğe, bir mahrumiyete böyle dolu dolu üzülüyorsan, tırnak içinde kendini böyle zavallı, çok kötü, mahrum, mağdur, tırnak içinde herkes mutlu, ben mutsuz, herkes istediğine ulaşmış, bir ben ulaşamamışım gibi bir algıyla yaklaşıyorsanız orada gerçekten çok büyük bir tuzağın içindesiniz ve gerçekten kendinizi kurtarmaya ihtiyacınız var. Ve hiç kimse siz istemedikçe, siz farkına varmadıkça sizi o tuzaktan kurtaramayacaktır. Hiçbir zaman bundan kurtulma çaresi ve çözümü dışarıdan gelmeyecektir. Bu sizin fark etmenize bağlıdır. O yüzden bu dünya hayatının
ne anlama geldiğini anlamak durumundayız. Burada kutsal bir oyun oynanıyor. Dediğim gibi buradaki oyunu basit anlamıyla almayın. Ciddi bir oyun oynanıyor. Ama burası gerçek değildir. Burası hakiki değildir. İşte bakın, dünyaya gönderiliyoruz. Bize bir beden veriliyor. Onun bir biyolojik süreci var. Sonra o beden eğer belli bir yaşa gelirse yaşlanmaya başlıyor. Sonra hastalıklar vesaire, ondan sonra da geldiği yere bırakılıyor. Şimdi ne anlamı var bunun falan diye düşünürseniz, yani ne kötü bir şey. Yani acı verici bir şey. İşte böyle gençsin, güçlüsün, şöylesin, böylesin. Niye ihtiyarlıyorsun? İnsan niye ihtiyarlıyor ki? Niye hasta oluyoruz ki? Niye ölüyoruz? Ya toprak olup gitmek çok kötü bir şey falan gibi bir hikayeye kapılıyorsanız, bu çok kötü bir şeydir, hikayedir kendi adınıza. Kendinizi... Hocam, öyle diyebilir miyiz? Hani dünya hayatı bir okul. Bu okulda öğrenenler var, bir de öğrenmeyenler var. Yani 100 senede yaşasa hiçbir şey öğrenmeden buradan göçüp gidiyor. Birisi de öğreniyor yani. Tabii doğal olarak işte, yani hangimiz daha fıtratının kodlarıyla yaşayacak, hangimiz o fıtratını unutmuş olarak yaşayacak, bunu ayırt etmek. Ama şunu asla unutmayın. İnsan özü itibariyle bu dünyaya tam olarak gelir. Bakın, neyin tam olarak geldiğini, neyin tekamüle sahip olduğunu, neyin geliştiğini, neyin gelişebileceğini, neyin de gelişmeye ihtiyacı olmadığını ayırt etmek durumundayız. Biz öz varlığımız itibariyle gelişmeye ihtiyaç duymayan varlıklarız. O bizim çekirdeğimiz, o bizim öz varlığımız. Onun gelişmeye ihtiyacı yok. O yüzden modernizmin çok önemli bir tuzağı vardır. Böyle insanoğlunu şeye sokmuştur. Bir yarış ve hengamenin içine sokmuştur. Yani işte şu olur, şu olacak, şu olacak, şu olacak, o zaman tamamlanmış olacaksın. Şunu da bilmelisin, bunu da bilmelisin, onu da bilmelisin. Sürekli böyle bir tamamlanmamışlık hissini bize aşılıyorlar. Peki hocam, o zaman mesela İslam tasavvufunda da veya mistik öğretide şey, kamil insan diyor. O zaman kamil insan kim oluyor? Biz tam kamil insan özünün kemalini idrak eden insandır. Peki tekamül denilen şey o psikolojik benliğin mi yukarılara çıkartılmaya çalışması? Tekamül dediğim şey, mesela bedenin kendine göre bir tekamülü vardır. Değil mi? Mesela işte besleniyoruz. Diyelim ki bir bebek olarak dünyaya geliyoruz. Onun bir tekamülü vardır. Değil mi? Psikolojik düzeyin de kendine göre bir tekamülü vardır ve buradaki tekamül bir anlamda izafiliğin, yani göreceliliğin, yani aynı zamanda da dualitenin, artı eksinin, olumlu olumsuzun deneyimlenmesi sürecidir. Onun kendine göre bir tamamlanma süreci vardır ama biz öz varlığımız itibariyle tamız, eksik değiliz. O yüzden yani ben çokça düşünmüşümdür. Neden bu kadar huzursuzuz yani? Böyle bir huzursuzluk var. Hani hep bir yere bir koşturma. Hatta bazı ülkelerde hani bizim kadar yok böyle bir şey. Tabii dünyanın her yerinde bu var. Sadece ülkemize has bir şeydir anlamında demiyorum. Fakat ülkemizde bu çok tetiklenmiş bir şey. Yani kimisi için böyle maddi bir zenginlik, zengin olma hayali, kimisi için işte eğitim konusunda böyle bir yere gelme arzusu, kimimiz için başka bir hikaye. Böyle sürekli tamamlanmamışsın ve tamamlanmak için bir şeyi elde etme arzusu istikametinde işleyen, içeride güçlü bir dinamo var, güçlü bir motor işliyor. Yani bir türlü bir
huzur bulamıyorsun. Hatta hani bir meditasyon veya bir şeyle ufacık geçici bir huzur bulduğunda bile bir insan o benlik hemen devreye giriyor. Şimdi ne yapacağız? Hani illa bir şey yapacak. İlla bir aktivite, bir hareket, bir şeyi yapmak, bir şeyi elde etmek, bir şeyi öğrenmek falan gibi bir hikaye var. Bu aslında huzur her yanda sahte olamaz mı? Efendim? Oradaki huzur her yanda sahte olamaz mı? Huzuru arayan sahtedir zaten. Ama huzur gerçektir. Orası önemli. Bir şey hani konfor alanı gibi de çalışabilen bir şey ya. Kastettiğimiz huzur aranan bir şey değil. Kendimizin bir başka adıdır. Yani Allah insanı ne diyor ayette? Darüsselam'a çağırıyor. Yani ikiliğin olmadığı. Buna bazı ezoterik metinlerde semavi Kudüs denilir. Tabii maalesef günümüzdeki Kudüs çok karmaşık ama semavi Kudüs denir. Bu ne demektir? Bu aslında şu demektir. Hiçbir dualitenin, çelişkinin, negativitenin, göreceliliğin olmadığı, sadece ve sadece varlığın olduğu durum. Bakın yer değil yani. O yüzden biz zihnimizde her şeyi günümüzde ya zamanla ya da yerle tanımlıyoruz. Yani cennet nerede? Cennet hiçbir yerde. Aynı zamanda her yerde. Cennet senin Allah'la bir ve beraber olduğunu idrak ettiğin yerdedir. Onunla olan yakınlığını idrak ettiğin yerdedir. Yoksa cennet bir yerde değil yani. Sen cennete bu bilinçle gidersen cennet de bozulur. Kabe'de bile kavga edersin. Değil mi? İşte hac edilmiyor mu? Hatta bizde böyle o yolculukları organize edenler uyarır. Bakın orada şeytan çok sizinle oyun oynar. Ya ne şeytanı kardeşim? Sen kendi mekanizmanla, benliklerinle, arzularınla, korkularınla, özdeşimlerinle gidiyorsun yani. Ya şeytan olmasa da orada bir hikaye dönecek yani. Hatta denir ya işte Ramazan'da şeytanlar bağlanıyor. Şeytanlar bağlanıyor gene bir problem var. Ya şeytanı şeytana bırak. Ondan kendini koru ama mevzu o değil. Mevzu şeytan sana nereden kanca takabiliyor? O yüzden bakın kutsal metin bizi bu konuda uyarır. Şeytanın ihlasa erdirilmiş kullar üzerinde bir etkisi yoktur. O yüzden bizim problemimiz şeytan değil yani. Allah şeytanı niye yarattı? Ya şeytan da Allah'ın yaratım sanatında yeri olan bir varlık yani. Senin problemin şeytanla değil ki. Senin problemin şeytanın oyun oynayabileceği, olumsuz anlamda oyun oynayabileceği bir alanı ona veriyor olman. Senin zihninde kıyaslayan bir hikaye var. Senin zihninde ben niye böyleyim, ben niye şanslıyım, niye şanssızım, niye şu oldu, niye bu olmadı, keşke şu olsaydı, işte bak onun şartları benden daha iyi, daha kötü. Senin böyle bir zihnin olduğunda sen şeytana geniş bir oyun alanı vermiş oluyorsun. Peki şeytanın burada senin için fonksiyonu ne? Nimet, lütuf, rahmet. Neden? Çünkü sen böyle bir durumu yaşadığında şunu anlamalısın. Benim şeytana verdiğim bir boş alan var. Sahte bir alan var. Aldatıcı bir alan var. Şeytan Adem'i nasıl kandırdı? Sahtelikle kandırdı. Gerçekle kandırmadı ki. Sahte bir şeyle kandırdı. Örneğin bir insan, ya ben şu arabayı alsam çok mutlu olurum diyorsa, sahte bir şeyle aldanıyor demektir. Gerçek bir şey yok orada. O gerçek değil. Yani senin bir arabayla veya bir eşyayla, ya işte perdelerimi, mobilyalarımı değiştireyim,
üzerinden mutlu olman gibi bir durum söz konusu değil. Ama içinde bir hikaye sana bunu anlatıyor. Peki bu gerçek mi? Değil. O zaman bu sana ne anlatmalı? Sen gerçek olmayan bir zeminde duruyorsun. Ve birisi o gerçek olmayan zeminini çektiği zaman düşüyorsun. O zemini çekene mi dikkat etmen gerekir? Yoksa ben niye böyle bir zeminde bulunuyorum? Ben niye böyle bir zeminde oturuyorum? Mu demen gerekir. Birisi seni sevmediğinde, birisi seni umursamadığında mutsuz oluyorsan, ondan sonra da ya işte bana niye bunu yapıyor, ben bunu hak ediyor muyum diye bir hikayenin içine giriyorsan, sen sana öyle davranan insanla mı uğraşmalısın, yoksa bende niye böyle bir hikaye dönüp duruyor? Bu hikaye nereden çıktı? İşte ben bunu hak etmiyorum. Mesela bana gelindiği zaman böyle şeylerle ben önce garipsiyorum, sonra diyorum ki tamam hak etmiyorsun, sorun ne? Ben bunu hak etmiyorum. Tamam diyorum, doğru hak etmiyorsun. Sonra mutsuz ediyor beni diyor. Şöyle oluyor diyor, böyle oluyor diyor. Kendimi kötü hissediyorum, allak bullak oluyorum. Bak burada hikaye başka bir şey. Bana desen ki ben bunu hak ediyor muyum? Hak etmiyorsun. Hazreti Yusuf bize gelse dese ki ben kardeşlerimin yaptığını hak ediyor muyum? Bize diyeceksin hak etmiyorsun. Problem var mı? Yok. Hazreti Yusuf için problem var mı? Onun için de yok. Zaten olmadığı için rahattı, huzurluydu. Ama bizim kafamızı ona verseydik ya mutsuz olurdu, ya travma olup psikiyatristlere giderdi. Ağır travmam var. Neyin var abi? 11 kardeşim beni kuyuya attı. Çok duyarlı bir psikolog veya psikiyatrist de diyecekti ki bu çok büyük bir travma. Tabii ben bunu hani eleştiri için söylemiyorum. Anlayışımızı yükseltmek için söylüyorum. Burada eleştirimiz modern insana veya niye böyle insan düşünüyor veya işte birileri de güya bunu sağlatmak için bir sürü hikayelerle uğraşıyorlar, niye bunu yapıyorlar diye eleştirmiyorum. Bundan uyanmak ihtimalimiz ve imkanımız olduğunu söylemek istiyorum. Bundan ben uyanabilirim. 11 kardeşim de beni kuyuya atsa, ondan sonra Kur'an'ın deyimiyle az bir pahaya da satılmış olsam, işte bana verdikleri kıymeti biliyor musun? Kaça sattılar beni biliyor musun? Ya ben bununla ilgilenmiyorum desem duyarsız olacağım değil mi? Veya geçen bir arkadaş dedi yani çok vicdansız gibi davranıp konuşuyorsunuz. Yani vicdansız olmadığınızı biliyorum ama vicdansız gibi görünüyor. Evet öyle görünüyor ama ben vicdansız değilim. Vicdansız bir benlik tarafından sömürülüyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok vicdansız benliklerimiz var. Sabahtan akşama kadar bizi böyle dövüyorlar, bizi alt ediyorlar, bizi sömürüyorlar, bizim enerjimizi bitiriyorlar. Sonra ben bunu açık etmeye çalıştığımda vicdansız mı oluyorum yoksa vicdansızları mı açığa çıkarmaya çalışıyorum? Neden böyle bir şeyin içinde kalalım ki? Niye böyle olalım? Kardeşlerim beni anlamasa, işte beni çekemiyor olsalar, haset ediyor olsalar ben niye mutsuz oluyorum acaba? Mutsuz olmaktan başka bir çarem yok mu? Bu benim için bir travma mı olmalı acaba? Ama çok zor hocam değil mi? İnsan olmak insan böyle bir şey deniyor. İnsan tatmin olmak istiyor bir şekilde. O tatmin olmak isteyen insanı şöyle ortaya koy. Bir bak o kimdir? O sen misin? Bak çok uyanıkça bize bir cümle kullanıyor o benlikler. İnsan tatmin olmak istiyor. Özne kim? Özne insan. İtiraz edebilir miyiz? Edemeyiz. İnsan bu çünkü. Allah yaratmış. Halbuki bu insan değil. Bu sahte bir benlik. Sahte bir benlik bize neyle tatmin olursun? Bak iyi para bulursan. Bir sevgilin olursa, bir eşin olursa, bir çocuğun olursa,
anlaşılabilirsen, işte yapıp ettiklerin kıymet bulursa, bir sürü hikaye. Kim bu? İnsan tatmin olmak istiyor. Doğru, çok güzel. Ben de cevabını vereyim o zaman. Kutsal metnin ifadesiyle. İnsan ancak Allah'ı hatırlamakla mutmain olur. Peki içerideki öyle diyor mu? İçerideki üç kağıtçı öyle demiyor. Ama güzel bir cümleyle başlıyor. İnsan tatmin olmak istiyor. Mutmain olmak istiyor. Çok güzel. Evet, tabii ki insan mutmain olmak istiyor. Ama insan neyle mutmain olur? İnsan varlıkla mutmain olur. Hakiki varlıkla mutmain olur. Allah'ı hatırlamak dediğimiz şey budur. Yoksa dilin Allah demesi değildir. Varlık seni mutmain eder. Nasıl varlık? Zamana, mekana, değişime tabi olmayan varlık, hakiki varlık. Biz niye Allah'a inanmayı değer olarak görüyoruz, önemli buluyoruz? Hani bütün kelimelerden daha kıymetli bir kelime kullanmak isterdim ama bulamıyorum. Allah'a inanmak her şeyin üstündedir. Neden? Çünkü o hakiki vardır. Ve sen ona aitsin. Mucizevi bir şekilde ona aitsin. Onun kalbindesin. Bu ne kadar kıymetli bir şeydir. İşte o zaman insan mutmain olur. Peki yoksa hocam, insan tanımı, yani insan biyolojik bir varlık. Mı? Biyolojik bir varlığımızda olması. Mı? Bak. Hayır, şey yani, yani varlığımızın da boyutta, olması. Yani fiziki boyutta onun mutlu olması söz konusu mu ki? Yani sonuçta etten kemikten aslında. Yani et, mutlu olan kim yani? Evet, işte onu demek istiyorum. Anlıyorum yani canım. Et kemik midir yani oradaki? Yani. Mesela ben et kemik miyim? Tamam, hadi değilim. Bunu biraz anladık. Hani bir insan size ben seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin dediğinde et kemik mi mutmain oluyor? Tabii bazı modern böyle beyin araştırmacıları işte o anda dopamin sergi çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Da öyle bir mekanizma niye işliyor? O bedenin hikayesi. Orada psikolojik boyutumuz bir hikayenin içine düşüyor. Ama o hikayeyi kim oluşturmuş? İnsanoğlu oluşturmuş. İnsanın kendisi oluşturmuş. Ve onun üzerinden bir tatminsizlik veya tatmin olmuşluk hissediyor. Ve sen o hikayeye inandığın an, yani bir hipnozun içinde olduğunda, o zaman sen onun içinde yaşayan, onun içinde evrilen birine dönüyorsun. Hani Matrix filminde böyle tüplerin içinde insanlar vardı. Biz şu an böyleyiz. Yani her birimizin bir yaşam tüpü var. Dikkat edin, o tüpte yaşayan bizlerin, tırnak içinde sahte kimliklerin işte arzuları var, korkuları var. Arzuları tatmin olunca büyüyorlar. Korkuları tetiklenince bir şeyler yaşıyorlar. Biz aslında böyle tüplerde yaşıyoruz. İşte bahsettiğimiz özdeşleşme o arzu ve korku tüplerinin içinde yaşayan bir durumu ifade ediyor. Hani o Matrix'in dışından biri ne yapmaya çalışıyor? Aslında kurtarmaya çalışıyor değil mi oradaki insanları? Mesela biz daha çocukluğumuzdan itibaren ister istemez bir tür Matrix'e giriyoruz. Anne, baba, eğitim, sosyal çevre, kültür vesaire. Hani kimse bize bak bu dünya seni tatmin edecek bir dünya değil. Bu dünyada bir deneyim yaşayacaksın. Sen doğana uygun davran, sonra bu dünyadaki sürecin bitince de yolculuğuna devam edeceksin. Müslüman olduğumuz halde böyle bir şeyi duymadık yani. Değil mi? Bir Müslüman toplumdayız ama gerçekten bunu bilinçli söyleyen insanlara rastlamadık. Çünkü işte annemiz de, babamız da veya çevremizdeki insanlar da bir şeylerle mutlu olan, bir şeylerle mutsuz olan, İşte bir şeyler olduğunda kendini iyi hisseden, olmadığında kötü hisseden bir
durumu yaşıyorlardı. O yüzden içinde bulunduğumuz illüzyonu çözmek durumundayız. Çözersek kurtulabiliriz. Yoksa hiçbir şey, ister şuna inanın ister buna inanın. Yani ben dine inanıyorum, öbürü ben dine inanmıyorum ama ikisi de aynı psikolojik süreçlerde yaşıyor. Ufak tefek farklılıklarla. O zaman biz gerçekten inanmanın veya inanmamanın farkını nerede bulacağız? Yani arada nasıl bir fark var? Mesela 10 dakika sonra burada büyük büyük bir felaket olacağını duysak, 10 dakika sonra burada hiç kimse kalmayacak. Herkes ölüp gidecek. Mesela ne kadar sakin dinleyebilirsin bu konuşmayı, değil mi? Zihin neler tarafından işgal edilir? Hani bir bilgenin bir sözü var, der ki kainat bir bomba olup patlasa, yani biraz daha zihninize yaklaştıralım, hani görsen ki bir kuyruklu yıldız veya büyük bir asteroid yeryüzüne yaklaşıyor. Hani ölçmüşler, işte atıyorum 10 gün 20 saat 30 saniye sonra dünyaya çarpacak. Kim onu, ya nasıl çarpacak acaba? Ne kadar ilginç bir şey. Yani bunu da gözlemlemek güzel bir şeydir. Huzur içinde, sükunet içinde, hiçbir şeyin eksik kalmadığı şuuru içinde. Yani bitiyor mu? Ya şimdi mi bitiyor? Tezim var, işte evlenecektim, işte nişanlı tarihini de belirlemiştik. Ya işte çocuğum şuraya gelecekti, şöyle olacaktı, onun mürüvvetini görecektim. Ha bakın neler, nasıl bir illüzyon işlerdi, değil mi mesela? Halbuki doğal insan, gerçek insan hiçbir illüzyonun olmadığı, evet yani tahminen eğer büyük bir değişiklik olmazsa, diyelim ki şu kadar gün, şu kadar saat ve şu kadar saniye sonra işte o gök cismi dünyaya çarpacak. Muhtemelen dünya epey parça parça olup buradaki biyolojik hayat bitecek. Ne kadar fevkalade ilginç bir tecelliyat, değil mi? Tabii tecelliyat mı şey mi? Yani aslında bu bir tecelli, değil mi? Ki mesela dünyada da bunların küçük örnekleri olmuş. Ama bakın bu huzuru, bu dinginliği, bu berrak bilinci engelleyen neler var? Yoksa cebimde şu kadar para var, bari bunu hemen harcayayım, boşa gitmesin mi diyeceksiniz? Neler çıkacak acaba? Tip 6'nın hani bilimle azıcık konuşulamıyoruz ya, öbür tarafta ne var, ondan tutsun. Yoksa burada beklediğim bir şey yok yani. Peki bu bilinmezlikten rahatsız olanına hiç baktın mı yani? Bu kimin için bilinmez ve o bilinmezlikten rahatsız olan nasıl bir varoluş bilincine sahip? Bir benlik var. O benlik cennet veya cehennemin olamayacağını düşünüyor. O ya cehenneme gidersen diye. Tamam, peki. Her ne kadar dini bir inancı olmasa da bu insan tırstırıyor yani biraz. Ne kadar üçkağıtçı bir benlik, değil mi? Yani hem dini inancı yok hem de tırsıyor yani. Yani neresinden tutsan aslında bir çelişkisi var, değil mi? Hani hem mesela diyorum ki inanmayayım, tamam rahatım. Bir yerden de öbür taraftan bir tanesi çıkıyor. Lan varsa ne yapacağız, edeceğiz falan filan. Böyle iki arada bir deredeyim yani. Aslında ne kadar üçkağıtçı bir şey. Peki şu soruyu sorsak nasıl olur? Hani varlık tanımına girmeden, hani varlık diye bir şey var. Hani ne olduğunu bilmesek de, hani madde midir, bu gördüğümüz şey midir, yoksa bunun ardındaki veya işte özdeki bir şey midir? Yani buraya girmeden mesela şunu sorsam,
Ya varlık diye bir şey var. Ben de o varlığın içindeyim. Niye yok olmaktan korkayım ki? Hani yokluktan nasıl korkabilirim ki aslında? Ama bak, o benliğin hikayesi her şeyi üretebiliyor. Halbuki ya yok olmuyorsa? Tamam, ben de onu diyorum. Zaten olmayacaksın, merak etme. Yani diyorum ki aslında senin şahit olduğun şey varlık. Yokluk onun zihinsel bir karşıtı. Dolayısıyla varlıktan gelip varlığa gidiyorsun. Hani meşhurdur ya, Mevlana'ya atfedilir veya birçok bilgiye atfedilir. Yani sen varlıktan gelmişsin ve ona gidiyorsun. Niye yok olmaktan korkuyorsun? İşte hangi tohum yok olmuş? Bak, tohum ekiliyor, oradan çıkıyor. Hani o tabii ki bir metafordur. Yani bak, dikkat et. Hep varlık işliyor hayatta. Varlığın sürekli bir inkişafı, kendini ortaya koyması var. Ama zihin mesela yokluk korkusu duyuyor. Aslında yokluk nedir de sen gene onu anlamayacak aslında. Çünkü yokluğu tırnak içinde hayal bile edemeyiz gerçek anlamda. Mesela yokluğu hayal etsen, yokluğu hayal eden var. Hep bir şey var. O zaman sen varlıktan varlığa doğru gidiyorsun. Hani bir kaptan başka bir kaba, bir varlık kabından başka bir varlık kabına giriyorsun. Bir yokluk söz konusu değil. Burada insan olmaklığınızı da çok fazla böyle tutunacak bir yer olarak görmeyin. İnsan olmak da varoluşun bir formudur yani. Mesela çok insan düşünür. Ahirette böyle insan olarak mı kalacağız? Ben böyle kendimi İsmail olarak veya işte Ahmet, Ayşe, Fatma olarak bilecek miyim? Ben de bazen demek istemiyorum da şunu demek istiyorum. Yani çok mu istiyorsun yani? Çok mu lazım? Burada insan olmaklığı denedin. Belki orada daha farklı bir varlık halini deneyimleyeceksin. Niye böyle insan olmakla bu kadar yapıştın ki? Belki işte garanti değil. İşte korkuları var. Bir, ikincisi, bakın, varlık birçok sürecin içinden geçse de ona hakiki anlamdaki varlığa aslında bir şey olmaz. O yüzden kendinizi bir beden ve zihin mekanizması olarak tanımlama tuzağına dikkat etmenizi öneririm. Yani ben neyim? Biraz bu soruyu, ama cevap vermeyin buna hemen. Ben neyim? Hemen ego cevap veriyor. Bedenim, duygularımın falan filan, hemen bir cevap yetiştiriyor size. Cevap vermeyin. Soru sorun ve onun cevaplarına da inanmayın. O zaman bir şeyleri fark etme imkanına daha açık olursunuz. Ama zihniniz soruyor, peki ben kimim? Buna 5 dakika bile dayanamıyoruz. Hemen arkasından cevap yapıştırmaya çalışıyoruz, değil mi? Bunu zihnimiz yapmaya çalışıyor. Ama zihnimizin cevaplarına biraz mesafeyle bakalım. Dursun oradaki cevaplar. Çok onlarla çatışmana gerek yok. Onlarla kavga etmene de gerek yok. Kendimi arıyorum demeniz yeterli aslında. Ve aradığın şey aslında varlık. Bir hikayenin enstrümanı, parçası değil. Bak, bedeninse, evet, beden toprağa karışacak. Hani bedenin çürümese de netice itibariyle bir atom yığınından ibaret. O zaman bir bak kendine, beden miyim yoksa değil miyim? Bir bedeni kullanıyorum. O ayrı bir hikaye. Yani beden olmadığımı
bilmek, bedeni küçümsemek, işte tahkir etmek, ona zulmetmek demek değil yani. Sadece basit bir şey. Beden olmadığımı biliyorum. Ve bak, duyguların da değilsin. Duyguların da gelip geçen şeyler. Bütün bunlardan bağımsız bir şey. Ama orada acele etmemek gerekiyor. Çünkü zihin sürekli bize cevap yetiştirmeye çalışıyor. Hani bazı böyle çocuklar vardır işte, 5 şıklı bir soru sorarsın. İşte A mı hocam? A değil. B mi hocam? C mi hocam? Lan biraz bir dur ya, bir dur, bir çöz, bir sakin ol, değil mi? Sürekli hemen cevap bulmaya çalışıyor. Belki 5'i de yanlış. Belki soruyu soran da yanlış sormuş, değil mi? Bazı öyle yanlış sorular oluyor. Evet. Buyurun. Hocam hani dedik ya, bir soruya geliyorum. Dedik ya, biz sana baktığında bir şey eklememize gerek yok yani diye. Bunu düşünmek gerçekten bir insan için çok zor. Ve sürekli bizim hani yaşadığımız çağ, bir şey yapmak, bir şey başarmak, hep eyleme itiliyoruz ya. Ondan sıyrılıp ben aslında tam ona hiçbir şey eklememe gerek yok denildiği noktada, o zaman insan eğlensizce, hani hiç şey yapmama o zaman gerek yok ki, zaten sonuna dönmez mi? Bunu kim diyor? Ben. Tamam, o beni kenara koy. Yani, ve varlığınla mutlu olarak yaşa. O varlığın sana yapman gereken şeyleri söyleyecektir, hissedeceksin onu. Ama bak, bir benlik diyor ki tamam, o zaman bir şey yapmayacağım. Şu an tam değilim, o zaman sürekli bir şey yapacağım. Peki tamam ve bir şeyler yapmaya da açığım. Niye böyle bir cevabım yok? Çünkü o zihnin öyle bir alternatifi yok. Ya tamsın, hiçbir şey yapmayacaksın, ya da eksiksin, sürekli bir şey yapacaksın. Seni bu ikisi arasında tutuyor o ben. Anlatabildim mi? Tam değilsin, o zaman tam olmak için sürekli oku, şunu yap, bunu yap. Tam olunca da, hatta bazı insanlar şey diyor, ya ben tam olmak da istemiyorum çünkü o zaman tembelleşeceğim. Başka bir cevabımız yok mu acaba? Evet, o zihnin başka bir cevabı yok. İşte Tanrı'yı düşünün, Tanrı eksik miydi de yarattı, değil mi? Tanrı yaratır. Bu onun varlığının açılımıdır, taşmasıdır, ne derseniz deyin. Ama Tanrı eksik olduğu için değildir bu. Aslında sana da böyle bir bilinç vermiş. Tam bir şekilde bir şeyler yapabilme özgürlüğü. Bunu niye yapıyorum? Ama içeride bir zihinde bir mekanizma var. Bunu niye yapıyorsun? Şunun için yapıyorsun. Şu olursa bunu yapacaksın. Olmazsa yapmayacaksın. İşte birine iltifatta bulunuyorum. İşte yakınlık gösteriyorum. İşini kolaylaştırıyorum. Neden? O da beni sevsin istiyorum. Sevmesini istemesem niye yapayım? Bakın, bir şey bizi sürekli iki şey arasında tutuyor. O yüzden denir ki nefsin erdemi yoktur yani. O yüzden diyoruz ki nefis üzerinden ilişkiler problemli şeylerdir. Çünkü hani nefis dediğim burada psikolojik benlik üzerinden ilişkiler, bir de meşhur ya al-ver dengesi, ne dengeyse bu. Bütün bu üçkağıtçılıklar... Sevgi olmuyor değil mi? Menfaat oluyor. Tabii yani... Ne demek al-ver dengesi? Belki sevdiğim insanın benden çok şey alma ihtiyacı var. Benim ondan hiçbir şey almama halim var. Ne yapacağız? Bu ilişki olmaz mı yani? Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar, burada bir sınırlandırılmanın içinden bakıyoruz olaylara. Mesela ihtiyacım olmasa niye seveyim, değil mi? Çok insan altta bunu düşünüyor. Ama herkes böyle sevgi, birbirimizi çok seviyoruz falan. Hepsi üçkağıtçılık. Açık söylüyorum, bunu iyi analiz edin. Gerçek özgür sevgiye ulaşmamız için
düşük düzeydeki sevgileri gözlemlemek zorundayız. O yüzden bir kişi diyor ki önce diyor hayvanları sevin. Ben bir derece daha temele iniyorum. Diyorum ki önce cansız şeyleri sevin. Duvarı sev mesela. Yani duvar. Ne güzel bir duvar. Çünkü duvar sana öyle mi? Çok teşekkür ederim falan işte. Çok mutlu oldum. Ben de seni çok seviyorum demeyecek. Duvarı sevebilir misin? Taşı sevebilir misin? Boşluğu sevebilir misin? İşte var olsan sevebilirsin. Hayvanı severken bile hayvan sana daha çok ilgi gösteriyor. İşte ben eve gelince hep böyle beni bekliyor. Hep ondan bile beklentin var yani. Doğal olarak öyle. Yani neden doğal olarak öyle? Çünkü psikolojik benlik bir şey bekliyor yani. En azından ya böyle minnettar bakıyor yani. En azından diyor insanlar gibi kötülük yapmıyor diyor. Bakın bunlar nedir? Psikolojik benlik üzerinden sevgidir. Ama biz buna mecbur ve mahkum değiliz. Bu sevginin daha alt varoluş ve bilinç düzeylerinde yaşanma durumu. Bunu da tecrübe edeceğiz. Bunda bir mahsur yok. Ama yani nihai şeyin bu olduğunu düşünmeyeceğiz. Yani bunu şöyle değerlendirin. Yani birisi Hindistan cevizini alıyor. Böyle onunla oyun oynuyor falan. Top gibi oynuyor veya güzel bir biblo gibi koyuyor falan. Güzel, hoş yani. Onu bir dekoratif malzeme olarak kullanabilirsin. Bir şey demiyorum. Ama bu Hindistan cevizinin içinde bir de böyle beyaz gıda değeri yüksek bir şey var. Bir de onun içinde Hindistan cevizi suyu var. Sen hiç onlara temas etmiyorsun ve diyorsun ki benim bir Hindistan cevizim var. Ya evet, Hindistan cevizin var ama sen kabuğundasın. Sevginin kabuğundasın. Hiç beklentisiz bir şekilde bir şeyi sevebildin mi mesela? Bir oraya bir bak. Ama ya bak, ben beklentisiz seviyorum diye de etraftan onay almak için değil ama. Doğal bir şekilde. Yani hiç kimseye bahsetmeyeceksin ama bundan. Hatta kendine bile bahsetmeyeceksin. Ben karşılıksız seviyorum. Bu üçkağıtçılar hepsi karşılık için seviyorlar. Gibi bir hikaye de olmayacak içeride. İşte o zaman sevginin tadına varmış olabileceksin. Ama bak, zihin sana hiçbir zaman böyle bir ihtimali söylemeyecek. Ama benlik zaten bilmiyor o dönüşü. Evet, benlik işte biz de diyoruz yapamıyor. Ki biraz böyle benliğe biraz aranızı hafif bir açık tutun ya. Bir boşluk bırakın yani. O sizi sarıp sarmalamış, siz de onu sarıp sarmalamışsınız. Arada boşluk yok. Buna bizim ihtiyacımız var. Ya bir durayım ya böyle, yani sevgi hep karşılıklı mıdır? Bir durayım yani, acele etmeyeyim. Gözlemleyeyim bunu. Burada en büyük dikkat edeceğiniz şey ne? Olgu bize hep hakikatmiş gibi yansıtılıyor. Hani biz böyle şeylerden bahsedildiğini duyduğumuzda aklımıza ilk önce ne geliyor? Ya bana öyle bir karşılıksız sevgi gösterebilir misin? Ya gösteremezsen ne olacak? Yok olduğu anlamına mı geliyor? Her şey gösterilerek mi kanıtlanacak? Değil mi? Evet, bir sorunuz mu var? Peki bu hisler, duygular nereye ait? Hangi hisler, duygular? Mesela gerçek insan diye tanımladığımız insanın hisleri nereye ait? Duyguları çıktı nereden? Gibi. Ya da kendimizi kandırmak. Ruhsal özüne ait. Ruhsal özüne ait. Ruhsal özde eğer orada duygular diye bir kavram üzerinden yola çıkarsak şunu söyleyebiliriz. Ruhsal özde duygusal dualite yoktur. Mesela ruhsal düzeyde nefret yoktur. Ruhsal düzeyde kin yoktur. Ruhsal düzeyde küçümseme yoktur. Gibi. Evet, yani orada zıttı olmayan teklik hali vardır. Mesela sevgi vardır. Hatta seven ve sevilen ikilemi bile yoktur. Ama dualite içeren bir şey, o
geçici olana aittir, değişken olana aittir. Hatta son olarak şöyle bir cümle de kullanayım. Tanrı'nın bazı sıfatları bile asli değildir. Yaratım durumunda ortaya çıkan bir şeydir. Mesela Allah intikam sahibidir deriz. Ve bazılarımız bunu mesela yani ya anlamlandıramaz, bazı ateist kardeşlerimiz de işte İslam'ın tanrısı intikamcıdır, bilmem nedir falan filan. Güzel kardeşim, yaratım sürecinde yaratılan varlıkların birbiriyle ilişkisi oluyor. Bu ilişkilerinde bazen adalet işliyor, bazen zulüm işliyor. Zulmedilenin hakkını Tanrı alır. Bu demektir. Yoksa Allah böyle intikam ateşiyle yanıp tutuşan, ben size göstereceğim falan diyen bir Tanrı yok yani. Bu yaratmanın gerektirdiği bir geçici durum. Tanrı nedir? Tanrı vardır. Nokta. Hatta var kelimesi bile bizim zihnimizi yanıltan bir şey. Neden? Çünkü biz çok şeye var diyoruz. İşte bu mikrofon da var, ben de varım, o da var, herkes var, Tanrı da var. Olmasa çok mu eksik olur? Eğer böyle bir varlık algın varsa çok da eksik olmaz yani. Ama Allah vardır demek, onun dışında hiçbir şey var değildir demektir aslında aynı zamanda. O vardır. Ve senin var olarak algıladığın her şey onun varlığı sayesinde vardır. Yoksa hani şu da var, o da var, bu da var, Tanrı da var. Biri de diyor ki ya olmayıversin diyor, ne olacak? Ben diğer varlıklarla mutlu ve mutmainim. Allah böyle bir var değil aslında. Bakın bunlar bile üzerinde idrakimizi geliştirmemiz gereken şeyler. Mesela la ilahe illallah demek Allah vardır, başka bir şey yoktur. Bütün o diğer varlık dediğin şeyler onun varlığından deyim yerindeyse beslenen ve o sayede var gibi görünen şeylerdir. O yüzden modern zihniyetin daraltıcı ve indirgeyici anlayışına karşı uyanık olmamız gerekir. Bunu ne kadar yapabilirsek o kadar hem kendimizi hem kaynağımız olan Yaradan'ı da idrak etmiş oluruz. Evet. Hocam la ilahe illallah'ı doğru anlamak için yani kelime anlamına bakmamız daha doğru olmaz. En başta çünkü la ilahe diyor, ilah yoktur diyor. Orada bir şifre olabilir mi acaba? Yani önce ilahın olmadığını anlamamız. Tamam işte ben de oradan başladım. Dedim ki sahte benlikleri bırakın. Gerçek kendinizi bulabilirsiniz. Gerçek varlığı idrak edebilirsiniz. Ben de la'dan başladım. Teşekkür ederim. Yani şey için demek istiyorsunuz. Allah'ın ilah kavramına çok daha bir şey olduğu